Değerli izleyicilerimiz, hani zamanında Ferdi Tayfur demiş ya, susadım çeşmeye, gitmez olaydım. Ah bir de ses olsa Jale'den ne sanatçı olurdu. Evet, burada çeşme görünce bu şarkı aklıma geldi. Ama siz bence Ferdi Tayfur'dan dinleyin bunu, benden dinlemeyin. Değerli izleyicilerimiz, şimdi nereye gidecek Avrupa Günlüğü? Tekrardan İstanbul'a kameralarımızı çevireceğiz. Gerçekten çok güzel bir röportaj. Geçen hafta 15 dakikasını yayınlamıştık. Bu hafta da öteki 15 dakikayı yayınlayacağız. Haluk Hiyes efendim gençlerimize yönelik çok güzel şeyler anlattı. Ama öncelikle ben bize destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kobi Glass, Nadir Çobanoğlu, 4. Viyana. Orient Valley, İsmail Çelik. Restoran, Temel Tütüncü ve Hüseyin Tütüncü. Aliye Reifendist, Aydoğan Saadettin ve Hüseyin Güleryüz. İCS, Murat Çelik. Allianz, Ercan Ayaz. Oğut'a Musti. Zeria, Torino, Ali Çelik ve Yener Nuştat. Evet değerli izleyicilerimiz, biraz önce gördüğünüz gibi teker teker tüm sponsorlarımıza tekrardan teşekkür etmek istiyoruz. İstanbul'da gerçekleşen röportajlarımıza bizlerden desteklerini esirgemedikleri için teşekkürler efendim. Şimdi sizi Haluk Piyes'le olan güzel röportajımızla baş başa bırakmak istiyorum. Haluk gerçekten çok güzel, çok insancıl, bir yerlere gelmiş, kişiliğinden, kendiliğinden asla ödül vermemiş insanlardan bir tanesi. Ben onu gerçekten tekrar buradan tebrik etmek istiyorum. Ve bakalım Haluk bize daha neler anlatmış. Hep birlikte izleyelim efendim. Şimdi onun için böyle çok fazla... Bu da senin Avrupa'da yetişmene bağlı galiba Haluk biraz. Yani daha dürüst kalması lazım. İnsanın en önemli ahlaki değerlerden bir tanesi kendisine dürüst olması. Evet. Ve cesur olması. Şimdi ben mesela 64 maçım var. 63 knockout'tan kazanmışım. Kendimi çok bir şey zannediyordum bir ara. Şimdi 30'lara geldik. 35 yaşındayız. 28'lere kadar ben ama anneme mesela seni seviyorum dememişim. Benden bir cacık olmaz. İstediğim kadar adamlarla savaşayım, döveyim, yapayım, işte film çekeyim, artizle. Yani hiçbir şey yaramaz. Çünkü insan gerçekten sevdiği insana seni seviyorum diyemiyorsa hiçbir şey yaramaz. Özellikle de bizim babalarımız %96.4 çocuklarına seni seviyorum dememiş. Şimdi ben de çocuklara diyorum ki madem o demedi, o babasından duymadığı o sıkıntıyı, ağır acıyı yaşıyor. Sen onun gönlüne su serp, sen ona söyle. Evet. Şimdi o insanların çok aklına gelmiyor. Sen söyledin mesela babana sevdiğini. Ben annemi babamı çok seviyorum Haluk. Gerçekten. Yani üzerine söyledin mi? Evet. Çok, yani çok, onlar çok gerçekten istisna ve nadir. Ay yani ben şimdi tabii burada benimle röportaj yapılmıyor sonuçta. Ben kendimi anlatmayayım da. Güzel. Allah herkese benim ailem gibi aile nasip etsin. İnşallah. Çok önemli gerçekten. Bir şey. Hani şöyle söyleyeyim, ben Türkiye'de de yaşayabilirdim. Beni en çok ailem engelledi. Hmm. Öyle söyleyeyim. Onların yani yanında olmak. Onların yanında olmak. Gurbette. Gurbette. İşte yani. Kızlar, ben de bir gurbetçi çocuğum sonuçta. Kızların bu konuda ilgili, bu konuyla ilgili çok erkekler kadar sıkıntıları yok. Hani onlar böyle daha duygusal olduğu için, duygusal temalarla uğraştığı ama için ama erkeklerin büyük sıkıntısı var. Çok doğru. Çok önemli. Diyemiyorlar. Sevgilerini söyleyemiyorlar. Belli edemiyorlar. Söyleyemeyen insan sosyalleşemez. Hayır. Asla. Sıkıntılı anlarında, münakaşa anlarında ya da bir işe mi başvuracak, gerçekten dar dönemlerinde hep şiddete başvurur. Ya da öfkeye başvurur. Ve etrafındaki insanları daha çok üzer. Üzdüğünü fark edince daha da çok sinirlenir. Ondan sonra ne ağlıyorsun kendini daha da çok ifade bağırır. Edemez. Şimdi ama seni seviyorum diyebilen insan günün sonunda her şeyi başarır. Şimdi evet. Ben de onu keşfettikten sonra hedeflerim de değişti.
Yani bu medyayı başka şekilde kullanmaya başladım. Başka hedeflerim oluşmaya başladı. Ve gerçekten en önemli şey erkeklere özellikle sizi seviyorum demek. Bunu da söylemek lazım. Bugün hemen gidin babanıza söyleyin. Baba ben seni seviyorum, o da ne oluyor lan dese bile ne olmuş yani. Mutlu olacak. Ölmeden önce söyleyin. Çünkü sonradan ağlamak, üzülmek hiçbir şey yaramaz. Çünkü dinimiz, örfümüz, adetimiz, kültürümüz bize sevgiyi öğretmiş. Bizim insanlar ne kadar da yaşamasa biz peygamberi, güzel zatları, bizim başımızdaki paşaları, geçmiş Osmanlıları, onları örnek almamız lazım. Evet. Onların hepsinde bu sevgi örneği vardır ve başarıya götürür. Ve Allah'ın bizlere verdiği en büyük hazine sevgiymiş zaten. Sevgi yani, ilmini sevgi öğretiyor bize. Yani eğer bir insana, yani bugün küçük bir hayvana bile sevgiyle yaklaştığın zaman sana başka yaklaşıyor. Ama şöyle höt diye yaklaştığında o da sana havlamaya başlıyor. Yani evet, böyle bir şey doğamızda var. Onun için o, ben her zaman söylüyorum. Zaten dinimiz de o kadar güzel din ki, yani bize sevginin ilmini öğretiyor. Biz ısrarla sevmemeye çalışıyoruz. Ama insanın ruhunda var. Şimdi bazı insan... Bir de ürkütüyor biraz artık sanki insanlar birbirini Haluk. Yani şöyle, sevgi konusunda hani aileleri geçelim de öteki türlü misal. Aşka sevgiye dönüştüğü zaman olay. Duygular sanki kullanılıyor. Herkes yaralıyor. Biz de yaralıyoruz. Yani dengeler sağlanmıyor sanki, bilmiyorum dürüst, ki. İnsan dürüst kaldıkça ve kendine samimi kaldıkça, sevgisini ifade ettikçe... Ve gerçekten hiçbir şekilde art niyet olmadan yaklaşıyorsa karşı tarafına, o zaman o ilişkinin ya da işin sonucu ne olursa olsun bizim hayrımızadır. Buna inanmamız lazım. Çünkü olmuyorsa da gerçekten bizim için daha hayırlıdır. Yani onu diretmeye vardır, gerek bir yok. Hayır vardır. Kesinlikle öyledir. Ama biz göremiyoruz onu. Görmek istemiyoruz. Ya da görmek istemiyoruz. Son dönemde şu sohbetler çok oluyor Haluk. Belki sizin ortamınızda da vardır bu. Hani insanlar sevgiye hasret. Aşka hasret, birlikteliğe hasret. Sağımıza bakıyoruz yalnız, solumuza bakıyoruz yalnız. Yakışıklı bir adam, kız arkadaşı yok. Çok güzel bir kadın, erkek arkadaşı yok. Yani toplumumuzda o kadar çok ki bu. Ve fazlalaşıyor. Herkes yalnız. Düşün, evine gidiyorsun yalnızsın. Telefonu açıp da aa canım, aşkım veya sevgilim veya kavga et her ne olursa olsun. Hatır soracak şeyler yavaş yavaş kalmıyor. Ve diyorlar ki yok. Yok diyor sana. Öyle misal şey, bulamıyorum diyor. Yani bence etrafımızda var. Şimdi şöyle bir problem var. Bence insanları köklerinden ittiğiniz vakit o ağaç, mesela köksüz ağaç düşer. Aynısı topluma da yapılıyor. Çok bilinçli bir şekilde tüketim toplumu bir gözdesi olsun isteniyor. Gençler özellikle. Özellikle bizim gibi gençler, gurbette büyüyen gençler, hani örfüne, adetine, dinine sahip çıkan gençler. Onların kesinlikle işte saçma sapan dizilere özensin isteniliyor. Yok gelmişi geçmişi hiç önemli değil. İşte örf adeti yanlış, yanlış dine inanıyor dedirtiliyor. Öyle bir şey yok. Bizim insanlar ciddi anlamda çok kutsal bir topraktan gelmiş ve çok kutsal değerlere sahip. Onlardan yok etmeye çalışıyor. O yüzden şöyle deniliyor mesela. Sen kızlar ya da erkek fark etmez ama kızlar özellikle, işi mi var? Kocası ona hiçbir şey diyemez artık. Yok ben, bana bir şey diyemezsin, hemen boşanırım. Yok ben kendi ayaklarımızı üzerine duruyorum. Erkekler de aynı şekilde, ya ben çok sıkıldım senden, işte ben başka birisini seviyorum. Böyle bir şey yok. Ya İlişki... senin yanından gidiyor 4-5 kişiyi arıyor sonra. Bir de bunlar dur, dönüyor. Artık hani... çok şeyler dönüyor da. Yani. Ama ilişki, şunu unutmayalım. Zahmetsiz rahmet olmaz. Şimdi olmaz. İlişki her zaman fedakarlık ister, emek ister, karşılıklı ama. Şimdi çocuk kahvede takılıyorsa, eşinde dövüyorsa, şimdi onlar da ayrılsın yani, o zaman olmaz tabii. Gerek yok zaten. Ama öyle bir şey olmaz. Onu kastetmiyorum ama böyle aman işte diş fırçasını yanlış koydu, yok işte bir yerde işte bu benim param senin parandır, bunlar olmaması lazım. Bu yüzden de dizileri de standart olarak almamamız lazım. Oradaki havaya da, hayatı da özenmememiz lazım. Şimdi bunları yaptıkça mutlu olamayız. Ama nerede emek verdik, nerede fedakarlık yaptık, nerede beraber geliştik, okuduk, o zaman o daha çok yapışıyor. Yani o zaman daha nasıl diyeyim, daha uzun vadeli yani ve çok sağlam bir ilişki çıkıyor ki o muhabbet gerek. Şimdi çocuk da olduğu vakit evde sevgi dolu ve hoşgörülü bir muhabbet görmesi lazım. En büyük eğitim de bu. Annesini seven bir baba. Babasını seven bir anne. Evet. Ondan sonra diğer eğitimler geliyor ama temel eğitim budur. Bir de çocuk kurtarmıyor yuvayı. Böyle bunu da yok, öyle bir herkes şey yok, kafasına öyle zannediyor ki hani aa ben evlendim çocuk olsun yuvayı kurtaracağız. Yok, bunlar da pasifist o yani, yok. Gerçekten emek versinler, birbirlerini sevsinler. İşte kendi babasına ya da annesine diyemiyorsa
Onunla zaten bir sıkıntı var. Ondan sonra